Sallu ala Resulina Muhammed. Sallu ala Tabibi Gulubina Muhammed. Sallu ala Şefi'i Zunubina Muhammed. Elhamdülillahi Rabbil Alemin. Vessalatu vesselamu ala Resulina Muhammedin ve ala alihi ve sahbihi ecma'in. Rabbişrahli sadri ve yessirli emri. Vahlul ugdeten min lisani yefkahu kavli. Ve ifavvizu emri ilallah, innallâhe basîrun bil ibad. Eûzu billâhi mineşşeytânirracîm. Bismillahirrahmanirrahim. Ve'tesimû bihablillâhi cemî'an ve lâ teferragû. Sadakallâhu'l-azîm. Ve gâlen-nebiyyü sallallahu aleyhi ve sellem, el-müslimü ehul-müslim. Sadaka Rasûlullah fîmâ kâl ev-kemâ kâl. Pek aziz ve kıymetli kardeşlerim, Rabbimize sonsuz derecede hamd ediyoruz. Yüceler yücesi Allah'ımıza, onun sevgili Resulü Peygamberimiz Efendimiz'e de aynı derecede salat ve selamlarımızı arz ediyoruz. Rabbimiz bizlere razı olacağı, hoşnut olacağı güzel ameller işlemeyi nasip eylesin. Peygamber Efendimiz'in duasında olduğu gibi, her namazınızın arkasında şöyle dua edin diyorlardı ya, Allahümme e'inni ala zikrike ve şükrike ve husni ibadetike. Allah'ım, seni zikretmek, sana şükretmek ve sana güzel ibadet yapmak için bana yardım et. Hakikaten bu güzel dua ile Cenab-ı Hak Celle Celaluhu bizlere kendisini zikretmeyi, kendisine şükretmeyi, kendisine güzel ibadet yapmayı nasip ve müyesser kılsın diye çok çok dua edelim muhterem kardeşlerim. Müslümanlar bir olacak, güçlü olacak. Hani derler ya, bir elin nesi var, iki elin sesi var. İnsan bir araya geldiği zaman nice zorlukları aşabilir, yardımlaşır, eksikleri giderir, yapılacak olanları yapar. Bu kuvvettir, kardeşliktir, muhabbettir, zuhur eder, birbirlerine yardım eder. Ve insan Allah'a kulluk noktasında da bu gerçeği hayata geçirecek kardeşlerim. Birbirlerini hayra çağıracak, ibadete çağıracak, hakka çağıracak, Allah'ın kitabına sımsıkı sarılacak ve sarılmalar içinde gayret ve çaba içerisinde bulunacak Müslümanların. İşte o zaman günahlardan uzak durmak da başta olmak üzere ibadetlere yönelmek de zuhur eder. Dünyevi işlerde de kolaylık, uhrevi işlerde de kolaylık olur. Ve tabii ki kardeşlerim, birlik beraberlik olduğu zaman ayrılık da olmaz. İşte Cenab-ı Hak onu ayet-i kerimesinde haber veriyor, okuduğum ayet-i kerimesinde. Hep birlikte tamamen Allah'ın kopmaz ipi olan Kur'an'a sarılın, asla ayrılmayın. Bakın şimdi dünya Müslümanlarının hali ne kadar perişan. Hepsi kendi başlarına düşmüşler sanki ya da kendi nefislerini düşünüyorlar. İslam ümmetini, mümin kardeşlerini düşünmüyor. Cenab-ı Hak ayetinde müminler ancak kardeştir. Yine Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem okuduğum hadis-i şeriflerinde Müslüman, Müslümanın kardeşidir buyuruyor. Yani onu kötülüğe, günahlara, haramlara teslim etmediği gibi düşmana da bırakmaz. İşte bu manalar Kur'an ve sünnette bize haber veriliyor. Bakın İslam dünyasının karmaşıklığına, perişanlığına bu bizi çok üzüyor. Halbuki güçlü olsak değil mi kardeşlerim? Güçlü olsak neler olmaz, neler yapılmaz ki? Eski zamanlarda tarihimize baktığımız zaman, ecdadın tarihine, ondan evvel İslam tarihine baktığımız zaman nice güzellikler var değil mi? Hepsi bir oldukları zaman güçlü olmuşlar, saldırılara karşı durmuşlar, mazlumları korumuşlar, Müslüman kardeşlerini muhafaza etmişler. Hatta gayrimüslimler bile olsa onlara zulmedilmesine engel olmuşlar. Merhametli olmuşlar. Niye? İslam'ın savaş ahlakı var bir de. Değil mi? Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz ordularını gönderirken kadınlara, çocuklara ilişmeyin. Evet, ormanları kesmeyin. İbadet eden insanlara dokunmayın. Sivillere zarar vermeyin. Hakikaten buna bizim ecdadımız ve Müslüman toplumlar
Milletler, ordular hep riayet etmişler kardeşlerim. Ama bugün Gazze'ye bakın, Lübnan'a bakın, Suriye'deki Müslümanların haline bakın, Myanmar'a bakın, daha nice memleketlere, İslam ülkelerine bakın, Doğu Türkistan'a bakın. Acılar, ıstıraplar, sıkıntılar ne kadar çok. Rabbim, Rabbim, güzel Allah'ım, ümmete birlik ver, dirlik ver, güç ver, kuvvet ver. Kardeşlerim, hep o iman ehli olmayan, küfür ehli olanlardan çıkmış kötülükler, bakın. Ve bize de yaymaya çalıştılar. Hani Batı'nın o adetini batırmaya çalışıyorlar. Kadınları, kızları açmak olsun, edepsizce sanatçı adı altında pislikleri sergilemek olsun, her şey o taraflardan gelmiş ve toplumları bozmuşlar. Kendi toplumlarını bozdukları gibi İslam ümmetinin toplumlarını da bozuyorlar. Bakıyorsunuz çocuklar perişan, giyimleri, kuşamları, tıraşları perişan. Aman Allah'ım, Müslümanın evladı böyle mi olacaktı? Müslümanın düğünleri böyle mi olacaktı diye insan düşünüyor ve kahroluyor tabii ki, değil mi? Muhterem emin kardeşlerim, Cenab-ı Hak Celle Celaluhu şuur versin, idrak versin, hakikati kavramayı nasip eylesin. Birlik ve beraberlik içerisinde Müslümanca yaşamayı nasip ve müyesser kılsın. İslam'ı hayata geçirmeyi lütfeylesin. Onun için hafızlarımız var, gençlerimiz var, yavrularımız var. Elhamdülillah Kur'an'la meşguller işte burada. Yüzleri nurlu, pırıl pırıl. Kur'an ahlakı onlara sirayet ediyor. Ve müminler tabii ki onlara hayran hayran bakıyor. Elhamdülillahi Teala Cenab-ı Hak nazarlardan korusun. Demek ki Kur'an böyle yapıyor insanlar. Ümmetin evladı böyle Kur'an'la haşır neşir olsa, her mektepte, her okulda, her yerde Allah'ın kitabı okunsa, Resulullah'ımızın ahlakı okunsa, yaşansa ne kadar güzel olur kıymetli kardeşlerim. İslam değil mi? İslam, Allah'a teslimiyet, hak, güzel, her şey, hak ve güzel olan her şey İslam'dadır tabii ki. İnne dîne indallâhil İslam, Allah katında yegane din İslam'dır. Böyle bir Müslümanı düşünün, aile efradıyla güzel geçiyor. Bakın, değil mi? Birlik beraberlik içerisinde olur. Yine oraya gelecek olsak. Niye? Kur'an'a yapışmış. O evde Kur'an okunuyor. O evde namaz kılınıyor. Kardeşlerim, kardeşlerim, genç yavrularımız yuva kuracaklar. Allah'ın kitabına, Resulullah'ın sünnetine uygun şekilde kurun. Ne olur? Kur'an okuyan eş, Kur'an okuyan fert, koca, hanım, düşünün ve Kur'an'la haşır neşir olan bu ailenin evlatları Allah'ın izniyle nasıl olur? Yine Allah'ın izniyle öyle olur. Değil mi? Cenab-ı Hakk'ın lütuf ve ihsanıyla yine öyle olur. Dolayısıyla müminin Kur'an hayatını yaşamaya çalışması gerekiyor. Bir evdeki Kur'an okunuyor, o ev canlı buyuruyorlar, değil mi? Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem. Bir evde Kur'an yoksa orası ölü. Kalp de öyle. Kalp de öyle. Kur'an okuyan, Kur'an'la yaşayan bir kalbi düşünün canlı. Ama Kur'an'dan uzak bir kalbi düşünün cansız, ölü. Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem hadis-i şeriflerinde bu gerçeği haber veriyor. Zaten Kur'an ayetlerinde haber veriyor kardeşlerim. Bir insanı düşünün. Allah Celle Celaluhu kendisini yoktan var etmiş ve insanın nasıl yaşarsa huzur bulacağının işareti olarak, kılavuzu olarak, haberi olarak da Kur'an göndermiş. Evvelki ümmetlere, peygamberlerine sahifeler, kitaplar gönderdiği gibi, değil mi? En son bozulmayacak ve bozamayacakları kitabı göndermiş Cenab-ı Hak, Kur'an. İşte buyuruyor ki adeta Rabbimiz, benim kitabıma sarılırsanız kurtulursunuz. Ayetlerin ruhu bu zaten, değil mi? Öyledir. Hani şöyle bir örnek verelim, örnekte hata olmasın, misalde kardeşlerim. Bir insan bir makina icat etse, mucide olsa, onun nasıl çalışacağının
kılavuzunu da yanına koyar mı? Koyar. Evet, o kılavuza göre insanlar çalıştırabilir mi? Çoğu da çalıştıramıyor. Ne yapıyor? Servisini çağırıyor. O gösteriyor, çalıştırıyor ve kendisine bırakıyor. Yine bana danışabilirsin diyor. Bakın, Cenab-ı Hak kitabını göndermiş insan için. Ama Resulünü de en güzel şekilde Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem'i de elçi olarak, Kur'an'ın hayata geçiren canlı timsali olarak, Kur'an'ı hayata geçiren canlı timsali olarak göndermiş ve Habibime uyun demiş. Onun sözlerine riayet edin. Onun yaşayışı gibi yaşayın. Üsve-i hasene, en güzel örnek diyor Cenab-ı Hak Kur'an'da, değil mi? Habibime uyarsanız ben sizi severim diyor. Evet, manalar bunu, hakikati, bu hakikati bize haber veriyor. Kardeşlerim, o zaman Resulullah'ın yolu Kur'an yolu zaten. Resulullah'ın yoluna, sünnetine tabi oldu mu bir insan Kur'an'ı hayata geçirir. Nasıl yani? Peygamberimiz namazı böyle kılardı. Çünkü Resulullah'ımız Cebrail aleyhisselamla kılmış değil mi? İlk namazı. Cebrail aleyhisselam geliyor, imam oluyor, Resulullah'ımız cemaat oluyor, ilk namazı kılıyorlar. Sonra Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem Hatice annemize kıldırıyor. Aman ya Rabbi. Bakın, düşünebiliyor musunuz? Sonra Cenab-ı Hakk'ın emri ve izniyle artık Müslümanlara yayılıyor ve Resulullah'ımız nasıl yaptıysa sahabe-i kiram öyle yapıyor. Efendimiz onlara imam oluyor. İşte Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem Efendimizin sünnetlerine yapışmak, Kur'an'a yapışmaktır. Birlik olmaktır. Beraberlik içerisinde bulunmaktır kıymetli kardeşlerim. O halde Efendimizin yolu bizim yolumuzdur. Çünkü o yol Kur'an'a götürür. Çünkü Kur'an hüdellil müttakîn, müttakileri hidayete ulaştırır. Allah'ın sevgisine, rızasına, muhabbetine, cennet ve cemaline ulaştırır. Değil mi hafızlar, gençler, yavrular? Evet, güzel dinleyin, böyle güzel güzel hatıralarınızda kalsın. Sizler de anlatın inşallahü teala. Kur'an yaşandı mı? Tamam. Ama Kur'an'ı yaşamak için Peygamberimizin yolunu, yaptıklarını, fiiliyatını, uygulamalarını, sözlerini, takrirlerini hayata geçireceğiz ki sonuç Kur'an'a varsın, Kur'an'ı hayata geçirmiş olalım muhterem kardeşler. Burada şu gerçek de karşımıza çıkıyor tabii ki. Bismillahirrahmanirrahim. Vel tekün minküm ümmetün yed'ûne ilel hayri ve ye'mirûne bil ma'rufi ve yenhevne anil münker ve ulaike humul muflihun. Cenab-ı Hak Celle Celaluhu, kardeşlerim, bize sizden hayra çağırın, iyiliğe çağıran, Kur'an'a çağıran, Peygamberimizin yoluna çağıran, açıklıyoruz değil mi böyle kardeşler? İyiliği emreden, kötülükten de yasaklayan bir topluluk bulunsun. İşte kurtuluşa erenler bu kimselerdir buyuruyor. Kardeşlerim, o zaman hocalar, alimler, ilim ehli, Kur'an ve sünnet ehli insanlar bu görevi yapacak en başta. Tabii ki görevli olsun, gönüllü olsun, herkes yapacak başta, canla başla, ama her mümin de yapacak. Yapacağı şeyler de var. İlim ehli olmayabilir ama bir Müslümanın namaz kılması şart mı? Şart. Hadi bir namaza gidelim, hadi camiye gidelim. Yahu bırak bunları, bırak şu haramı. Ne olur Allah rızası için. Şu kötülüğe gitme, içkiyi bırak, kumarı bırak, zinayı bırak gençler. Gençler, gençler, harama gitmeyin, zinaya gitmeyin, kötülüğe gitmeyin, karşı cinsinizle yakın olmayın. Allah'ın murad ettiği zaman gelince nikah kıyın, evlenin, aile olun, çoluk çocuk sahibi olun. Vallahi de, billahi de, tallahi de yarın pişman olursunuz. İşiniz yanar, bütün gençliğe haykırıyoruz, bütün Müslüman kardeşlere, bütün milletimizin gençlerine haykırıyoruz. Harama, zinaya gitmeyin. Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem bir rüya görürler. O rüyasında
bir büyükçe fırın gibi, müthiş bir fırın. İçinde insanlar yanıyor, dehşet bir ateş. İniyorlar, çıkıyorlar alevin şiddetiyle. Ve görünüyor cam. Şu cam fabrikalarını gezmiştim kardeşlerim de, oranın o ateşi dehşet vericiydi gerçekten. Camlarından da görüyor. İçeride de cam üretiyorlar. Taşları yakıyorlar. Bu enfüseküm ve ehliküm nara. Kendinizi ve aile efradınızı ateşten koruyun buyuruyor Cenab-ı Hak. Taşlardan cam imal ediyorlar. Öyle yanıyor ki dehşet. Cehennemin o hali insanın aklına geliyor Efendimizin anlattıkları. Yanımda bulunan meleğe sordum diyor. Bu insanlar burada yanıyorlar, iniyorlar, çıkıyorlar, iniyorlar, çıkıyorlar. Kim bunlar? Ya Resulallah, ümmetinden zina edenlerdir diyor melek kendisine. Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem yanında yine gördüğü manzaralar var. Ertesi gün ashabına anlatıyor kardeşlerim. Yani şimdi karşı cinse giden genç, kız ve erkek kendisini perişan ediyor. Haramlara, günahlara dalıyor, mahvediyor. Ama bunun ölümü var, hesabı var. Aile, sağlam bir aile olması için temiz, ahlaklı, edepli, haramdan uzak duran gençlerin yuva kurması ve hayırlı nesillere sahip olması gerekiyor kardeşler. Bakın, değil mi? Cenab-ı Hak Celle Celaluhu bizlere bu şuur ve idraki nasip ve müyesser kılsın. Nesillerimizi zinadan, haramdan, kumardan, pisliklerden, hatta öyle ki Müslümana yakışmayan hal, tavır, giyim, kuşamlardan muhafaza etsin. Bakın, kızlarımız, kadınlarımız, erkekler de onlara benzemeye başladı. Yahu Müslümanın kimliği bu değil ki. Açmadığın yer kalmadı yahu. Neye yarar yahu? Nedir bu yahu? Allah'tan korkun ya. Hiç mi utanma duygunuz, edebiniz yok sizin yahu? Yatak kıyafetiyle dışarıya mı çıkılır yahu? Ya 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 ya. Hepinizin yüreği yanıyor, bizim de yanıyor. Ve sizlere tercüman oluyoruz. Ümmet olarak, millet olarak dikkat. İdareciler, kendisine sorumluluk düşen herkes dikkat. Anneler, babalar dikkat. Hocalar, öğretmenler, herkes keşke ellerinden gelen bir şeyler yapsalar, değil mi kardeşlerim? Rabbim şuur ve idrak versin. Bizleri kendisine kul, Habibine ümmet eylesin. Razı olacağı güzel ameller işlemeyi nasip ve müyesser kılsın. Ebedi cennet ve nimetlerini nasip ve müyesser eylesin yine de Rabbimiz. Evet, birlik, beraberlik, güç, kuvvet olmak için yine mevzumuzun başına dönüp tamamlayacak olursak, Allah'ın kitabı Kur'an'a sımsıkı sarılacağız. Asla ayrılık olmayacak, ümmet için çırpınacağız. Birlik, beraberlik için gayret edeceğiz ve Resulullah'ımızın yolunda gideceğiz. Cenab-ı Hak bu güzelliği nasip ve müyesser kılsın. Buyurun aşk ile kelime-i şehadet. Eşhedü en la ilahe illallah ve eşhedü enne Muhammeden abdühü ve resulühü. Hayırlı uzun ömürden sonra bu güzel kelime-i şehadetle Yüce Rabbimiz kendisine, cennetine, cemaline, Habibine kavuştursun. Sübhane Rabbike Rabbil İzzeti amma yasifun ve selamun alel murselin. Velhamdülillahi Rabbil Alemin. El Fatiha.